Kaldır. Hepinize yeni bir videodan merhaba. Az önce kapattım şu an. Bir önceki videonun hemen devamını izliyorsunuz. Yoda kuşum burada uyuyor. Şimdi yeni otelimize geçiyoruz. Sapanca'dayız. Hoş geldiniz bu arada. Ben Ebru. Sapanca'da 3. günümüz bugün. Şimdi farklı bir otele geçiyoruz. O yüzden bu videoyu tekrar başlatmak istedim. Batu gitti otele odaya doğru. Bir önceki kaldığımız otelden yaklaşık yürüme mesafesinde bile 2 dakika uzaklıktayız. Öyle söyleyeyim size. Çok yakındayız. Böyle normalde bir önceki yerde daha uzun süre kalacaktık ama yer olmadığı için yeni bir yer araştırdık. Hem de size de böyle güzel öneriler vermek istiyorum. Sponsorlu falan değil. Tamamen kendim bulup size öneriyorum, biliyorsunuz zaten. O yüzden şimdi de size güzel bir oda turu yapacağım. Bu arada ellerim titriyor şu an. Çünkü bavulları taşıdım, bir de sol kolumda Yoda'yı taşıdım. Şu an elim bir tık böyle titriyor. Kas çalıştım sayende Yoda kuş. Biz bir odaya gidelim, eşyaları bırakalım. Sonra bir markete gidip bir şeyler alalım diyoruz. Sonra da size oda turu yaparım. İstiyorum. Çok beğendim. Dışarıdan da birazdan göstereceğim duruşu. Şimdilik şöyle bir buradan göstereyim. Burada bir jacuzzi var. Bu sıcak, yani buna girebileceğiz. Hava böyle olursa çok güzel gireriz. Şu havuz ama ısıtmalı değilmiş. Ona giremeyeceğiz. Burada bir çukur, ateş çukuru var. Orada çok güzel, keyifli oturacağız. Hava bugün çok güzel. Yani çok huzurlu. Bunlar yanacak diye korkuyoruz yani burada. Çünkü şömine gerçek. Yoda buraya gel, Yoda. Şşt. Aslında bir kare sıcaklığını istese yaklaşmaz ama yanmadan yaklaşması lazım. Şşt. Yanacak ağzın. Yanar burnun. Annem yanarsın, çok sıcak. Hayır. Bu hayır. Hayır. Hayır yaparsan daha çok şey yapacak. Bırak o hafif bir dokunsun da. Annem yanarsan bak ağzın çok üzülürüm ben ha. Küçücük burnu var zaten. Şimdi başlıyorum. Burada böyle bir şöminemiz var. Şömine gerçekten çok güzel bir atmosfer veriyor ama diğer yerdeki hani elektrikli şömine bile güzeldi bence. Yani bizim için en azından tehlike olmaması açısından, ama ben şömineye bayılıyorum zaten. Çok güzel. Burası üçgen bir bungalov ev. Üçgen bungalov, böyle bayağı yüksek tavandan avizeler. Çok güzel. Evet, roof. Böyle bir yatak odası üst katta. Çok samimi. Loft aynen. Çok samimi döşenmiş burası da. Burayı hemen ben çiş pedimizi serdim ki bir kaza yaşamayalım diye. Televizyon bayağı büyük, güzel. Koltuk takımı çok güzel. Batu yine düşüncelere dalmış. Aşkım. Aşkım. İyi misin aşkım? Sıcak ya. İyi misin? Kendine gel. Ya şey, içeride çok sıcak. Kendine gel. İçeride çok sıcak. Üstünde kazak var. Dövüş. Boksörleri böyle şey. Aç şiş yaptı. Nereye? Hayır hayır. Aa, aferin anneciğim. Aferin anneciğim. Bunun üstüne ne yaptı zannettim, yüreğimi indiriyordun. Aferin benim akıllı çocuğum. Bakın buraya çişini yapmış bile. Seni ben yerim ya. Böyle işte yerini gösterince yapıyor ama yerini burası mı oldu şimdi? Burada koşturuyordu ya. Evet, orası oldu. Burası oldu. Az önce buraya bıraktığımızda bir böyle koştururken koştura koştura şu cama bir çarptı kafasını. Orayı açık zannediyor. Şimdi oradan dışarı çıkmak istiyor. Alışkın değil bak. Buraya mı çıkacaksın? Hı? Aman 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 aman. Oğlum sıcak, yanarsın. Sıcak olduğunu şu an fark ediyor bence. Heh, bak fark etti. Ama sevdi de bir yandan babasını da hani batırıyor. Güzel mi? O ısınıyorsun. Bak bak sakın. Bir kere yanarsa var şey yapar onu. Havlar hep. Şu an yanıyor. Yandı sırtı. Bakayım. Şşt kafan. Şşt şşt şşt. Bak sıcak burası. Bir açsak mı içini ya onun? İçini açınca belki ısından korkar yaklaşmaz. Gel buraya. Yani şu an deli yanınca havluyor. Burada böyle bir yemek masası var. Kısaca hemen göstereyim. Şurada eşyalarımızı buraya koydum şimdilik. Buraya böyle askılık yapmışlar. Bu ölü alanları değerlendireceğiz. Buraya eşyaları ben dizerim. Belki buraya da bir çiş köşesi yaparım. Şurada banyo var. Banyoyu da hemen göstereyim size. Buraya da bir çiş köşesi yaptım yine hemen. Pedini serdim. Banyoya girdiğinde de oraya çişini yapar. Burası gayet tatlı, samimi. Güzel ve temizliği çok güzel. Çok beğendim temizliğini. Bakın duşu falan gayet tertemiz, mis gibi. Şampuan bile var yani burada. Banyodan bir şey aldı ağzına.
Allah'ım yarabbim, sen ne yapacağız böyle? Kaçırıyor bir de. Hayır. Çıkar bakalım onu, çıkar. Şşt. Bakalım ne almış. Taş almış. Alabildin mi? Aldım bak burada. Bak tırnağım bozdu şu an mesela alırken. Şurasını bozdu. Gel. Sen her şeyi böyle ağzına alacak mısın? Gel. Gel. Gel gel gel. Gel gel. Gel. Yoda. Yoda hayır. Delirdi. Hadi gel. Gel koş 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 koş. Koş koş. Yatağını oraya koymayalım bari. Orası tehlikeli biraz. Mutfak tarafına geliyorum. Gelemiyorum. Yoda gel. Yoda. Çıldırmak yok ya. Aa, az önce sakin sakin duruyordun. Şurası mutfak tarafı. Burada mesela yumuşu spreyini koymuşlar. El spreyi. Hani bu muhtemelen müşterilerden kalanlar. Burada bir klimamız var. Mutfak. İçerisinde her şey var. O çok hoşuma gitti. Mesela her şeyi koymuşlar yani burada. Yemek yaptığınız zaman yapabileceğiniz mesela şöyle bir elektrikli ocak var. Yapabilirsiniz gayet. Bıçaktır. Bakın rende. Şekerlik. Türk kahvesi fincanları falan var. Gayet iki tane şekerlik var. Şeker de var. Tuz. Ondan sonracığıma tencereler falan var burada. Burada da böyle çay bardakları falan var ki bayağı temiz arkadaşlar. Hani hijyen açısından çok çok temiz görünüyorlar. Ben yine yıkarım ama yemeden önce, içmeden önce. Şurada çöp kutusu işte Cif Domestos. Burada da sanırım Cif var. Burada kesme tahtası işte. Bayağı çaydanlık koymuşlar. Türk kahvesi için. Yani Okka'nın içerisinde Türk kahvesi var ama. Türk kahvemiz yanımızda yok ama şimdi marketten alırız. Burada bir mini barımız var. Mini barımız şu an boş. Evet, mini bar var. Kendisi mi atladı? Cidden mi? Bir şey oldu mu? Yani bir şey şimdi merdivenle üst kata çıkıyoruz. Ben çıkacağım, sen çıkamayacaksın şimdi. Çıkabilir misin buradan? Çık bakalım orta. Gel bakalım bak. Gel. Vay yaz burası çok dik. Buradan düşebilir. Oo çok güzel. Aa yatak yer yatığı ama buradan inerse düşer mi yanımızdan? Buraya da bir çiş bedi sermemiz şart ama buraya da bir gece çünkü kalkarsak. Aa burasının ışıkları var galiba. Bakalım. Aa. Burada da ışıklar var. Şuradan arka tarafı manzarası öyle. Yattığın yerden şöyle manzaraları izlemeyi çok seviyorum. Şu anda tam sonbahar zamanı o yüzden çok güzel böyle yapraklar falan. Böyle oda turumuz bitmiştir. Şimdi dışarıyı hemen göstereceğim. Dışarıdan da buranın görüntüsünü görün istiyorum. Şu an çok hafif yağmur başladı. Böyle sessiz sakin. İşte ateş çukurumuz var. Üstünü örttük gece. Yağmur inşallah yağmaz ve çok ıslanmazsa bunlar. Odunlar da ıslanmazsa inşallah bunları yakacağız. Bakın dışarıdan görüntüsü de böyle buranın. Ya da şu an dışarı çıkmak istiyor. Sevdim burayı da. Bayağı güzel. Annem. Aşkım ya. Aşkım benim kıyamam. Biz şimdi üstümüzü değiştirdik. Montum arabada olduğu için böyle bir kombin yaptım. Kabanım asıl yani arabada. Onunla fotoğraf falan da çekilirim diye. Şimdi markete gidiyoruz. Birkaç bir şey alacağız. Yiyecek. Bak şurada da voleybol sahası var. Aa orada da köpek var siyah. Aa orada da köpek varmış anneciğim. Orada da varmış bebeğim. Daha bugün böyle Sakarya gezmeye gitmeyeceğiz ama giderken yine gösteririm size. Mama sana anneciğim, mama yiyeceğiz. Mama yiyeceğiz.
Günaydın. Böyle bir sabaha uyandık. Bu nasıl bir güzel çocuk? Benim kolyem burada ne işi var? Yola senin tarafından aldı, getirdi, ağzından aldı. Allah Allah. Oyuncak diye. Almış bu yola kuş. Hadi bakalım. Kahvaltı zamanı. Hoppa. Kahvaltımız geldi. Yine şu şekilde kutularda geldi. Normalde masayı mesela şöyle şuraya da çekiyorlar. Hani manzarada yemek için de biz şimdi hani... Çekelim sesini. Ve çektik şu an. Şu manzaraya karşı kahvaltımızı yapacağız. Şurada batın protein tozları var. Onun dışında kahvaltı gayet yeterli ve güzel. Bakın. Bayağı güzel hatta. Menemen bile var. Daha ne olsun. Şurada da böyle poğaçalar var. Kapta gelmiş. Bunları getiriyorlar mesela sabah 9'da. Sonra 11-12 gibi alıyorlar geri tabakları. Ertesi gün getiriyorlar tekrar. Yani kahvaltı dahil burada böyle her şey. Artık bugün şu spa jacuzzi'sini de doldurmak istiyorum. Onun haricinde dışarıya da gezmeye gitmek istiyoruz. Ama onu belki yarın erteleyebiliriz. Çünkü yarın hani buradan çıkış yapacağız zaten. Çıkış yapmışken hem oraya doğru yiyip oradan da dönebiliriz belki. Bakarız biz yiyelim şimdi. Görüşürüz yolda da orada. Kemiriyor bir şeyler. Eşofmanlarımızı giydik biraz. Burada bahçe keyfi yapacağız. O kadar huzurlu ki şimdi. Şurada kargalar falan var. Şurada bir hamak var. Hamakta oturabilirim ama birazcık ıslak. Ateşi şimdi yakalım mı ya? Ateşi bence şimdi yakalım. Biraz ateşin başında böyle keyif yapalım. Ama akşam mangal yapacak mıyız? Bilmiyorum. Bir daha mı yapacağız? Hava çok soğuk yani öyle mangal. Bence mangalı da şimdi yapabiliriz. Acıktın mı? Çok acıkmadım ama. Evet, tamam. Acıkmadan yiyebilirim galiba, öyle bir potansiyelim var. Ne? Ya içeride bakma, ona bakma, biraz dursun. Ağlıyor. Ağlıyor mu şu an? Evet. Hayda. Ya da kuş uyanmış. Ay ne kadar güzel yanıyor ateşimiz. Şimdi Yoda'yı almadım. Yoda içeride uyuyor. Yani alışsın istiyorum hem. Olmadan da böyle ufak ufak böyle alıştırmaya çalışıyorum. Ama hani böyle ufak ağlıyor, sonra duruyor. Hem de şu şimdi ilk duman çıkıyor ya, dumandan da rahatsız olsun istemiyorum. Birazcık ateş keyfi yapalım. Sonra şu spa jacuzzi'sine girelim. Ona girmeyi çok istiyorum. Sonra da Yoda'yı da belki sokarım. Hani hava çok soğuk olmazsa onu da böyle ufak ufak alıştırmaya çalışıyorum. Bir önceki videoda da girmiştik ilk defa. Şimdi tekrar girebiliriz. Bu çünkü böyle daha havuz gibi değil. Daha sıcak gibi duruyor bu da. O da sıcaktı ama bunun daha duman çıkıyor. Tüyleri de az olduğu için zaten hemen kuruyor. Hemen suya sokuyorum, duş aldırıyorum. Sonra içeride sıcak sıcak battaniyenin içerisinde yatıyor. Bir sıkıntı olmuyor yani. Bakalım yazın bol bol denize sokacağım onu. Yüzmeyi falan böyle iyice öğreteceğim. Çünkü o kadar bir French Bulldog videoları izliyorum ki köpekler paten kayıyor ya, paten. Yani paten nasıl kayabilir? Ben kayamıyorum aşkım. Nasıl güzel kayıyordu değil mi o videodaki köpek? Yoda'dan da aynı performansı bekliyorum. Yani evlat kıyaslanamaz tabii ki de. Her köpek de farklı olur. Şaka yapıyorum da. Şimdi şuradan duman çıkıyor diye o da böyle mangal alabilir mi? Yaktık işte. Tifim biraz şey ama. Dün ben gördüm. Burada dedim yangın çıktı herhalde şu ileride. Aynı böyle duman çıkıyordu. Tam botta dedi ki yok dedi, söndürdüler onu galiba dedi. Ama aynı böyle çıkıyordu. Muhtemelen onda bir ateş yakılmış. İtfaiye gelecek şimdi. Ne yapıyorsun dedi. Böyle ateşini getirebilir. Normalde böyle yakılmaz zaten de ben direkt şey yaptım hani. Normalde böyle yakılmaz mı? Hayır, daha hızlı yansın diye. Yani normalde beklersin ateş biraz yansın, bir tane kütük atarsın. Şimdi burada bütün kütükler dizili ya. Ben hepsi aynı anda alev alsın diye birazcık da ateş olsun şey yaptım. Olsun be. Tarzını göstermek istiyorum şu an. Bu arada gayet güzel tarzım. Ayağımda Nike çoraplarım var. Çorapların hepsi boyanacak. Bu arada botunu giy bence. Üstünde Tommy Hilfiger. Ayakların üşüyecek. Terliğim var. Yazlık terliğim. Yazın, yaz kış bunu giyerim. Trendyol linkleyebilirsin. Trendyol Haşofman. Sen diğer şifmanlar onun içinde H&M, diğer H&M tişört, üstünde de Desa'dan diğer ceket. Buranın da tepesini açmışken size göstereyim. Işıklı böyle. Şu kütüğü de şuraya böyle koyunca üzerine işte yiyecek, meyve, sebze bir şeyler. Meyve, sebze değil de tabii ki de. Konuyor. Sıcak mı bakalım? Oo, sıcaklığı çok güzel. De fokur diyor galiba bu. Üstünde şu vardı, şunu kaldırdık. Tekrar size şöyle burayı böyle göstereyim. Göstermiştim zaten de. Çok huzurlu ya, çok güzel. Bayılıyorum ben böyle doğaya, sessizliğe, kuş seslerine. Bayılıyorum.
Ya bakıyor nereye bekliyor? Bakıyor ya. Alayım geleyim mi? Azıcık oturalım. Ya şöyle bir çok sıra. Azıcık çocuksuz. Hayır yatma mı? Duruyor orada. Yattı şu an bak. Şu an yattı. Ya kıyamam. Bakıyor beni alacağınız mı diye ama ya. Bakıyor beni almıyorlar diye yatıyor. Mesela alışması lazım bak. Alışıyor ama bak şeyi yok. Ben çok üzülüyorum böyle. Hatta, yalnız kalma. Ben çok dertlenmiş. Ondan da hayvanlara kalktı. Aşkım ama evet sen. Şu an şeyi tadıyorsun yani. Ben çok üzüyorum şu an öyle yapınca. Ben çok seviyorum. Sadece beni ısırıyor bak. Gel beni. Ben çok seviyorum onu. Hayır bak çok seviyorum onu. Ben bazen çok ısırıyor tamam mı? Hani böyle şey gibi anlaması lazım. O yüzden biraz bağırmak için. Şey, birazcık ittirmek lazım. Bir şey yapmak lazım. Evet. Yani. Yani o şimdi bir bebek hiçbir şey bilmiyor. Sadece oyun oynuyor. Bak seni ısırmak istediği için sinirlendiği için ısırmıyor. Yani o içgüdüsel olarak seninle oyun oynuyor. Ama şöyle düşün. Bunların kafa yapısı hiçbir zaman büyümüyor. Yani bu hiçbir zaman hani bu şu an bebek evet 3 yaşında 6 yaşına geldiği zaman yapmaz diyemezsin. Çünkü bu her zaman köpek kafa yapısı hep böyle. Onu şimdi öğretmeye işte o yüzden birazcık ittirmek, kızmak, al seni istemiyorum gibisinden davranmak. Yani al seni istemiyorum gibi değil de oyunu bırakıyorsun. Şu an onu oyunu bırakacaksın. Yani ona da vurmalı. Vurmuyorsun değil mi? Ses tonun da bağırmalı değil işte. Bağırmalı bence bağırmalı yani. Olur ama. Ya ses tonu sertleştirecek. Şey sertleşecek ama bağırmalı işte. Keyfimize çocuğumu da dahil etmek istiyorum. Uyuyor içeride ama şimdi alacağım. Duman da zaten iyice azaldı. Şimdi uyur kucağımda. Kahvemi içeceğim. Kıyamam ona ya. Gidiyor uyuyor tek başına. Fotoğrafa dahil oldu. Çok güzel oldu. Oo, harbiden çok güzel olmuş. Seni göstermek ister misin şimdi? Koyacağım dur. Koyacağım. Herkes ileride gör. Dur. Şimdi gidecek bir şey olacak. Batu'dan hiç bu performansı beklemedim. Hiç böyle bir şey hayal etmemiştim yani. Fotoğraf çekiyor bunu zannetmiştim. Ya. Baksana bu nasıl yakaladı anlık. Ver şimdi şimdi caption'ı izle. Öğreniyorsun. Şimdi caption'ı izle. Ateş çukuru. Yoda yok ki akıcağımda biraz seveyim. Biraz seveyim. Da... Yapma. Ya dur bir dakika ya. Ay şimdi sanatsal şeyin... Bu aşk şimdi... aşk buraya. Yazma direkt bunu koy bence. Tamam bunu trolleme. Trollenecek bir fotoğraf değil. Ateşin üstüne aşk çukuru bu da kalp çukuruna yazacak. ateş çukuru sana da aşk çukuru. Aşk çukuru. Hiç sanata saygın yok. Ne yapıyorsun? Kargalara bakın. Aha deprem olacak. Ne depremi? Korkutma beni. Sen hiç korkun. Kuşlar filmleyince mi diyorsun? Kuşlardan da bize saldıracak. Ya sen felaket terledin misin? Şurada romantik bir şey çekiyorum. Söylediklerine bakar mısın ya? Korkuttu. Kapağında vuralım akşam yemeği. Korkuttun şu an beni. Lynch is coming. Ya şaka yaptım arkadaşım böyle şeyleri. Ama bir şey diyeyim deprem falan olsa. Çocuğumuz hani... alır mısın içeriden? Böyle şeyler söyle. Bak çocuk bir şey Allah göstermesin. Al çocuğu. Aşkım burada bir şey olmaz ki. Bu çadır gibi. Çatızın deli bir şey oldu. Tatlı incecik ufacık çocuk. Ben onu. Oğlucumu alayım. Nasıl çekiyorum baksanıza. Yalnız kalabiliyor bu yönden. Çok iyi. Anneciğim. Kuzum. Günaydın bebeğim. Seni ben yerim. Kalsan mı acaba burada? Dışarıda is kokarsın. Neyse ya burada rahat rahat yatıyor. Almayacağım. Nasıl uyuyorsa burada sorun yok. Kıyamadım aşkım sana. Kıyamadım bebeğim. Birazdan mama yeriz. O zaman şimdi anne baba saati. Sen uyu bakalım burada. Rahatını bozmayayım. Anneciğim sıcacık burada uyuyor. Hadi gel burada gel. Çorabımı da almış oraya gel. Gel burada uyu. Anneciğim uyanacak mısın? Uyuyorsun. Hadi uyu bebeğim sen. Hadi uyu bebeğim. Oh mis çocuğum benim. Aşkım kıyamadım uyuyor. Tamam dursun o zaman. Uyandı bakıyor ya. Alayım mı? Gelecek misin? Geleceksin tamam hadi. Uyandıysa uyandırdım ama sana kıyamam ben ya. Hiç kıyamam gel. Üstümüzü giyinelim o zaman. Üstümüzü giyiniyoruz önce montumuzu. Yatıyor musun? Yo da geliyor musun yatıyor musun anlamadım ya. Bakıyorsun öyle bana. Uyuyacaksan o zaman biraz daha uyu bak burası sıcacık. Yine yastık da yaptım sana. Tamam uyu.
Şimdi mayomu giydim. Yoda kuş hala uyuyor. Şimdi biz biraz girelim. En son uyanacak zaten birazdan. Yemek falan da yiyecek. Yemeden biz de dışa girmeden ve sonuna doğru sokmayı düşünüyorum. Hava çok soğuk ama. Şimdi havluları alacağım. Mayomu giydim böyle. Şimdi bir dakika, havlularımız burada. Yoda'nın havlusu da burada. Şimdi üçlü. Şu televizyon sesini açayım. Buz gibi. Şöyle bir şey söyleyeyim. Meyve keseyim mi bir şeyler? Meyve keseyim, sana şöyle söyleyeyim. Bir şey priz getirsen burada priz var. Telefonu internet takabilirsin. Aa, olur. Ama telefonsuz. Ya sen bunu söyleyeyim işte. Mi? Yavaş yavaş. Ne oldu öyle? Kırdınca kızı. Nereye kırdım? Niye böyle oldu? Şimdi çek oradan, çek. Kırdın mı cidden? Evet, kırdım. Neden kırdınca kızı? Ne zaman oldu? Vallahi düşüyormuşum içine. Arkadaşlar bu ne? İçinde bildiğin kuyu varmış aşkım, niye söylemiyorsun? Ya basma. Düşüyordum, içinde düşseydim. Planlar başarısız oldu. Evet. Ya aşk olsun. 15 senedir bu anı bekliyorum. Beni çekiyor mu şu an? Ooo, kayıttayım. Şimdi jacuzzi ile ilgili bilgi vereyim. Biliyorsun arkamdan. Jacuzzi ile ilgili bilgi verecektim de veremedim. Birincisi bu jacuzzi bildiğiniz jacuzzilerden değil. Şey yok mu ya bu fokurdama plastik şeyi? Fokurdaması var da fokurdaması çok güzel değil. Nasıl fokurdıyor, nereden? Oradan açmak lazım oraya. Ya gel biraz git, onu fokurdaşım. Işığı yok. Vardır ya, şurada lamba falan var. Nerede lamba? Biraz da hava kararacak. Girmeden açalım da. Evi tam çıkarız, sıkıntı yok canım. Buranın genel ışığı. Ya o içeriden açılıyor. Havuz 40 derece jacuzzi. Bu büyük plastik jacuzzi. Bayağı büyük. Aaa çok sıcak. Çok güzel değil mi? Ama bayağı sıcak. Hı-hı. Aaa çok güzelmiş. Tek sıkıntı şöyle örümcek çıkabiliyor. Şu arası var mı? Dikkat et. Az önce örümcek vardı. Ya ne örümceği ya? Keyif burası yani ormanın kalın olduğundan ağaçlar falan var ya, içine sinek falan düşüyor. Bunlar yapabilecek bir şey yok tabii ki. Yani dışarıdaki şey güzel. Çok güzel ya. Yoda'yı sokabiliriz, sıcakmış aşkım. Ben bu kadar sıcak olduğunu düşünmüyordum, bir de şey diğerinden daha sıcak. Diğeri de bu kadar değil. Hayır ya, bu kadar sıcak değildi ya. Sıcaktı bence. O daha bir ılımsıydı hani. Buz 40 derece şu an. Yandı ayağım girince. 40 böyle. Derece bu şu an. Onda böyle girdiğin zaman ayağım yanmamıştı. Şu an mesela sıcaklık hissediyorum. Onda böyle ılımsıydı. Bak bu çocuk ölmüş. Ya aşkım. Ya bu ya gerçekten sinirimi bozuyorsun. Ölmüş çocuk değil mi? Ters değil mi? Böyle örümcek değil mi? Sen dün gece bana yılan şey yapmış adamın şeyine girmiş diyordun ama. Ne oldu, ben sana önce intikam mı alacağım demiştim. Bu nasıl bir şey ya, böyle şişme? Baksana, şişme mi bu ya? Balkona. Aynen. Wow, çok uzun ömür olmayabilir. Çok güzel arkadaşlar, gelsenize. Bu arada evet. Şeyi de söyle bak, hani etraf kapalı, private bir alan yani. Rahatlıkla girebiliyorsunuz havuza. Kimse sizi görmüyor. Siz de kimseyi görmüyorsunuz. Evet. Hani özel tatil düşünenler için bilgilendirme olsun. Mesela biz şey demiştik, şu büyük havuzu böyle ısıtmalı yapsalar evet. Yani en azından çok güzel olur falan. Mesela buna gerek yoktu, bu şey olabilir, onu ısıtmalı yapıp bunu üstünü kapatıp içeriye alabilirlerdi. Belki kapalı bir jacuzzi olabilirdi. Ya hiçbir şey olmasına gerek yoktu bunun yani, ama alan çok büyük. Mesela şu an hiç üşümüyorum ben. Evet, üşümezsin zaten yani şu an şey. Hani omuzlarım dışarıda olduğu halde üşümüyorum, sıcak çok güzel sıcak. Böyle bütün böyle negatif enerjimi işte, stresimi falan şu an gidiyor böyle. Evet, suyu bırakıyoruz ama su şey olmadığından, hani jacuzzi olduğundan tekrar negatif enerjiyi geri alacağız yüksek ihtimal. Hani deniz olsa akar gider. Dur bakayım, şimdi ne var? Aa, ha? Negatif enerji. Hop, attım. Aa bak. 10 numara. Ama şimdi nasıl geçeceğim senin yanına? Şimdi şöyle yapacağız buraya. Buraya suşiler gelecek. Şuraya nargile takalım. Ve led top. Zip çatışması. Led top. Aa sen bilir mi? Gerçekten sabah yarın sabah burada piyasa. Bir yayın arkadaşlar, hareketli bir piyasa. Bugün çok yoğun ve stresli bir gün. Yarın pazar ama. Pazartesi. Aa yarın pazartesi, doğru. Yarın dönüyoruz. Aa doğru. Ben sana dinle geçme enerji geri alacağız diye dinliyorsun. Önceden mesela böyle yerlerden ayrılırken işte sonbahar manzarasını bırakıyorum. İşte böyle karlı yerlerden böyle. Üzülürdüm ama şimdi evimi özlüyorum. Evimi seviyorum o yüzden. Çünkü bundan önce tatil bittiğinde annenin evine dönüyorum. Ben de annemle evine dönüyordum. Şimdi birlikte dönüyoruz. Buradan annelerimizi sevmediğimizi falan düşünmeyerek bir şey değil. Ayrılıyoruz diye üzülüyorduk. Evet. Nasıl üzülüyorduk? Sonra dedik ki buna bir çözüm bulmalıyız. Evlendik. Tamam seni. Ben seni seviyorum. Teşekkür ederim. Kadınız. Mangalda böyle saçlarım kokmuş ki. Yani şimdi duman dedektörü olsa şöyle saçlarımı savursam. Burada yangın alarmı çalardı o derece.
Bayağı kokuyorum şu an, buram buram kokuyorum. Bunun kokuyla alakası yok. Sen normalde saçlarını savursan yangın eden bir şeyler. Sen nereden öğrenin yapın böyle şeyler hayatım? Yolumuzdayız. Aşkım. Güzel, hıç hıç yok. Gel masaj yapalım. Biraz alış sasıya. Kasıya canım. Anne. Anne. Sıcak su masaj. Ayaklarına bak. Anne. Oğlum sakin ol. Ben tutayım. Ya da. İsterim seni bebeğim. Ben tutuyorum aşkımı. Düşmezsin. Gördün mü? Gördün. Düşmezsin anne. Gördün. Den 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 den. Balerinim. Balerinim. Ben buradayım annem. Buradayım ben. Bırak hareketleri oynatmaya başlayalım. Sakin, sakin. Yavaş annem. Ay şimdi çok tutuyorsun, birazcık bırak yüzsün ayağını. Ama işte yüzmüyor ben şu an. Bak ben tutuyorum, bırakmıyorum, merak etme. Yani şey, bir şey olmaz ona. Bak ben tutuyorum. Bak, bak ben tutuyorum. Bak, görüyor musun? Tutuyorum ben. Korkma, korkma. Onun da yüzmesi lazım. Annem gel. Gel bana, gel. Gel bana. Bak böyle. Bak. Aferin anneciğim, bak korkmuyor bak. Bak. Gitme gitme. Bak böyle kalktım. Tamam sakin. Bak. Ya da. Ya da. Kuzum. Biliyorsun işte değil mi yüzmeyiz? Aferin sana. Görmüyorum su teyze. Anneciğim, aferin. Birazcık korkmuş gibisin ama. Korkmuş gibi de şaşırmış yok, gibi yok, sanki. Yok yok, şu an bence alışıyor bak. Şu an korkmuş olsa şu an hayatta durmazdı. Seviyor suyu. Aşkım alışacak değil mi? Şu an bir de suda sıcak olunca hoşuna gitti. Bak. Tıkına bakın. Oğlacığım. Tıkına bakın. Of, bu nasıl bir şey ya? Ne geliyor? Çanki tamam. Bana gel bana. Ya da. Gel bana gel, gel bana gel, gel 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 bana gel, gel 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 bakalım, bana gel 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 bana, bana gel. Hadi koş. Hadi koş bakalım, bıraktım falan. Aferin, aferin. Aferin. Biraz destek ver de ilk başta, tamam. Daha küçük ya. Kafası tutamıyorum. Aferin aşkım, aferin. Aferin bebeğim. Öpücük. Öpücük. Aferin. Sırada hangi ya? Koşuna gidiyor. Gel 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 gel. Koş koş koş. Aferin sana. Aferin. Gel bana gel şimdi. Gel. Hadi bakalım anne. Hadi. Gel. Hadi. Gel anne. Hadi. Aferin oğluşum, o benim, aferin. Gel. Gel. Aferin anneciğim. Suya düştü. Dur onu vermeyelim. Sen onu tutamayı tutamıyorum şu an. Aferin anneciğim, at onu dışarı. Gel bana anneciğim. Gel bana anneciğim. Gel bana, gel 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 gel. Aferin sana. Aferin. Aferin anneciğim. Aferin bebeğime. Aferin sana. Su içiyor, su içiyor, su içiyor. Çok su. Gel bakalım, aferin, aferin. Aferin sana. Dışarı koy baktın mı? Islak köpek, hazır mısın? Bir göster mamayı. Hadi gel bakalım. Hadi hazır mısın? Gel. Bir, iki, üç, gel. Gel gel gel. Aferin ya. Kaldır kaldır. Ya çocuk vardı, sen niye yolu kestin? Şimdi hazırlanma faslımız bitti. Yoda'ya da şu an mamasını verdim. O giyindi. Her şey böyle yıkandı. Kurulandı. Şimdi biz yemeğe geçiyoruz artık. Burada da yemek sepetinden sushi söyledik. Yorumları çok güzeldi. Hani biz normal sushi kodan falan çok yiyoruz. Dedik ki deneyelim.
Getirdiler de gayet. Şimdi yiyeceğiz. Şimdi artık yatıyoruz. En son şarjım bitti. Şarja taktım kamerayı. O arada biz yemeğimizi yedik. Ondan sonra bir sobada şey almıştık biz. Hani kestane almıştık. Bir de mandalin kabukları koyduk falan. Bir güzel oldu. Böyle keyif yaptık, oturduk. Şimdi yatıyoruz. Yarın da buradan çıkış yapacağız. Bir kötü bir şey oldu. Kötü diyemem ama yani aksilik. Ormanya'ya gitmek istiyordum. Çok gitmek istiyordum ama Ormanya'da köpek evcil hayvan alınmıyormuş. Yani her ne kadar küçük olsa da ve orası dünyanın en büyük, üçüncü Avrupa'nın en büyük hayvan rehabilitasyon merkeziymiş. Yani bütün böyle nesli tükenmek üzere olan hayvanları falan orada rehabilitasyon merkezi varmış. Orada bakım yapıyorlarmış. Aynı zamanda işte çiftleştiriyorlarmış, üretiyorlarmış. Yani koruma altında tutuyorlarmış orada. Bayağı güzelmiş. Gitmeyi çok istiyordum. Yoda da zaten yerde yürüyemiyor. Tamamen kucağımda tutacaktım. Orada hobbit evlerini falan gezecektik birlikte. Hobbit evlerini. Yani her türlü kucağımda zaten ama... Ne yapıyor şu an, bakar mısınız? Anneciğim. Hı. Oyun mu istiyorsun? Bak sakın oralara yaklaşma. Yok, oralar çok tehlikeli. Dolanıyor da oradan koşturma. Koşturma ya bu domutu. Yo da burası oyun yeri değil. Burada oyun oynayamazsın. Gel bu tarafta oyna gel. Gel burada oyna. Heh. O köşede oyna. Ver oğlum. Sana getiriyor. Getir oğlum. Getir atayım mı? Bırak. Bırak atayım hadi bırak. Ama burada çok tehlikeli. Burada oyun oynamak. Baksana da çiş yeri var orada. Çişini yapıyor. Sonra ben onu gece bu sabah yaptığı çiş bu arada. Gel. Gel buraya çık hadi gel. Gel yanımıza gel. 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 Gel anneciğim gel. Yani o yandan çok rahatım. Yanımda da ıslak mendil var. Burada direkt hani silip hemen yanıma alıyorum. Yani bütün yorumlara baktım ki diyeceğim şu. Evcil hayvan almıyorlarmış. Yani bu da yasalar gereği işte diğer hayvanları korumak içinmiş. Çünkü o hayvanların çoğu açık olarak orada duruyorlarmış. Ama zaten orası hayvanların olduğu doğa yani. Doğadan çıkıp nasıl diğer hayvanları almazlar? O enteresan yani. Herkes zaten yani değil mi? Sen ne düşünüyorsun? Gitmeyi çok istiyordum ama oraya. Hani hayvanat bahçesine normalde gitme taraftar değilim ama orası hayvanat bahçesi gibi değil yani. Açık hayvanlar. Kapalı olanlar da kendi doğası bozulmadan. Ayağımı sürüyor şu an. Delirdi. Uykudan önceki son böyle full enerji. Senin dişlerin o kadar iyi mi ya? Ha? Hadi koş getir. Koş. Hayır, o tarafa koş, şuraya koş. Koş getir. Yakala. Koş. Koş. Yavaş yavaş gel. Bir adam yok gel. Aferin sana. O taraflar atlamasın çok. Unutur vallahi bu taraf köşeye şey yok. Koş getir. Koş. Koş. Dur sen atlayışını çekeceğim size. Koş. 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 Oha bayağı atladı. Aferin ya. Azıcık yorayım seni. Hayır hayır. Biliyorum da gel. Gel. Koş. Adam düşünüyorsun. Aferin. Ha. Koş. Koş. Uçuyor ya. Aferin. Aferin yakala. Koş. 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 Yumuşak da o yüzden. Çenesi o kadar kuvvetlendi ki artık kendisi böyle ikletiyor. İyi baksana. Gel. Elini gösterme. Koş koş koş. Dişi batıyor ya. İncecik dişleri var çivi gibi. Yoda. Bırak. 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 Sana bakıyor. Aşkım şu an oyun oynuyorsun zannediyor. Can kendimi kuruyor. Öyle çünkü buradan alttan böyle böyle yaparsan çocuk oyun oynuyorsun zanneder. Al bunu al onu oyna. Hadi koş getir. Koş. Şurada. Elini çek oradan. Elini de çıkart. Çıkart yürü. Elini. Elimi kafana koy. Elini kafana koy. Tamam tamam. Koş getir. Koş. Kontrol edemiyorsun. Bir de burada yatak alçak ya aşağıda indiremiyor. Geliyor ısırmasın diye. Ya şu an işte alıştırma aşaması bu. Yoda. Gel bak biraz bir komut verelim. Gel Yoda. Yoda. Gel gel aşkım aferin. Gel. 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 Hadi atla. Atla. Koş. Hayır. Hayır sakın. Gel gel burada. Koş. Aferin sana. Gel. Gel bakalım. Gel 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 gel. Yani en son konuşmamızda diyordum ki orası bir hayvanat bahçesi mesela. Biz Almanya'da
Lale Bahçesi'ne gitmiştik. Lale Bahçesi'nde herkes köpeğiyle geziyordu. Hatta köpekler bebek arabalarına, ya köpek arabalarında geziyordu. O yüzden yani Türkiye'de olsa muhtemelen Lale Bahçesi'nde de köpekleri almazlar herhalde ama. Artık bunların biraz çoğaltılması lazım. Yani evcil hayvanların her yere girebilmesi lazım. Mesela şu alışveriş merkezlerine giriyorlar. O çok benim için iyi, yani çok mutlu eden bir şey. Ama... Oha! Ne yaptın? Işık ışık öyle göremiyorsun. Işık? Nerede ışık? Nasıl kapattın ışığı? İşte böyle. Çocuk şaşırdı. Hadi koş. Ya, ya da gördün mü? Sana. Bir konuşamadım ya. Konuşamadım. Ama evcil hayvan sahipleri de bu noktada çok önemli. Çünkü nasıl bir bebeğin altını değiştiriyorsanız, onun bakımını yapıyorsanız, hani tuvalet ihtiyacını karşılıyorsanız, köpekler de aynı şekilde yani tuvaletini yapıyorlar her yere. Dışarıda eğer ihtiyacını gidermezseniz. Mesela şu an Yoda'yı ben kabına alıştırdım. Bu petlerin içerisine yapıyor. Yani şu an ben herhangi bir yere gitsem, şu pedi yere sersem Yoda oraya çişini yapar yani. O şekilde alıştı şu an. Hani bu şekilde de evcil hayvan sahipleri bilinçli olursa, köpeklerine sahip çıkarsa, onların ihtiyaçlarını karşılarsa, yere bir tuvaletini yaptığı zaman temizlerse, hani kakasını yaptığı zaman temizlerse, evcil hayvan alan yerler çoğalır diye düşünüyorum. Bunu da buradan söyleyeyim herkese. Umarım herkes otellerde de aynı şekilde köpek alır. Çünkü çocuk almakla aynı şey ya. Bu da bir evlat yani. Bunların çoğalması lazım aşkım. Doğru. Sen de söyle. Çoğalsınlar. Çoğal. İki kişi olalım. Artalım. Evet arkadaşlar, en az 3 çocuk. Diyorum ki ben bir kişi olarak bu duyuruyu yapıyorum. Sen de destek çık yanımdan. Aferin oğlum. Aferin oğlum. Anne sahip çık. Anneye destek. Destek anneye. Aferin oğlum, saldır. Sevdim ben bu işi. Batı çok komut veremiyor. Yani çok dinlemiyor belki erkek olduğu için. Yoda da erkek olduğu için. Beni daha çok böyle dinliyor. Ya tavşanım benim ya. Tavşanım. İşte onunla oynattın. Bak elini çıkartır mısın? Elini. Hayır. Bak öğreteceğim sana. Çıkart elini. Hayır. Bak, çıkart diyor. Aşkım böyle yaparsan uyurken de gelecek, ısıracak bizi. Ebru bak elimi ısırdı. Çıkart elini. Al bunu. Bununla oynat. Çıkart diğer elini de. Heh, tamam. Yorganla oynatma. O kadar eğitim videosu izledim ki artık gerçekten hani köpek eğitmeni olabilirim o noktadayım ama yine de bir Yoda'ya bir eğitmen getirteceğim. Yani eğitmenle bir böyle bir hafta bir ders alalım istiyorum. Daha da bizim yanlışlarımızı da görsün en azından. Çünkü şu an ne alırsa ileride de o şekilde hayatı şekillenecek. Yani bunlar da çok önemli. Ne alışkanlık verirsek şu an. Bak şu an mesela Batu esne diyen Batu'yu atlıyor. Batu biraz yanlış eğitiyor onu şu an. Öğrenecek. Öyle arkadaşlar, yani yarın Ormanya'ya gidemiyoruz. Ben şimdi yeni yerler bakıyorum. Instagram'dan size de soracağım yani şu an. Etmenizi istiyorum. Çünkü oradan anlık olarak sizinle daha iletişim halindeyim. Buradan şimdi biraz daha geç mesela size soracağım. Şu an siz YouTube'da izlemiş olacaksınız. Bana fikir veremeyeceksiniz burada olan takipçilerim. O yüzden Instagram'da soracağım onu. Yarın bakalım, görüşürüz yarınki planda. Şimdilik iyi geceler hepinize. Günaydın. Bugün kahvaltımızı burada yapıyoruz dışarıda. Tüplü gaz vermişler. Kendimiz yumurtamızı kendimiz kıracağız. Çünkü şey, doğada şamda çay dökülerek biraz kısmetin taştı derler. Kahvaltımızı yaptık. Mis gibi. Gerçekten şu manzara da harikaydı. Şimdi de artık çıkış yapıyoruz. Böyle bavullarımızı falan hazırladım her şeyi. Yoda'nın eşyalarını toparladım. Bildiğiniz bebek çantası gibi. Yoda'nın şurada bir çantası var. Ay sabırlı düşme. Sabırlı düşme. Sevinç'e bak. Canım güneş gördü, seviniyor ya. Seviyor güneşi. Ne yapıyorsun aşkım? Gel. Yoda. Al benim. Güneş seviyor benim oğlum. Bak bak bak, hareketler bak. Bu arada şu an buraya da ilk defa çıkıyor, basıyor, o yüzden bu sevinç. Neredesin? Nereye çıktın? Şuraya salsak koştursam bir şey olur mu ya? He? O toprakta. Yok, hiç toprağa basmadı yeter bu kadar. Daha. Eşyaları böyle topladık. Burada Yoda'nın çantası var. Bayağı bezleri falan var içinde, bu sadece onun. Burada laptopum var, burada da diğer eşyalar var. Onları vereceğim aşağıya. Ver yardımcı. Şu battaniye gibi bir şey bitir mi? Değil. Bu arabada kalıyor değil mi? Araba iç kısmında. Bu iç kısmı ben. Bunlar geride kalabilir. Tamam. Şu yanımızda kalsın. Bir laptop ayarlamalı şimdi. Yoda'nın şeyi ne var? Çantası, yatağını. Ceketini al, battaniyesini almana gerek yok. Şu an burada. Ben giderim onu şimdi. Başka bir şey. Şunlar var. Suyu var, bir şey var. Suyu mu? Onu içeride yaşa. Yoda! Gel! Yoda! Gel! Hey, gelmez ki.
ki şu an hayatta gelmez çünkü orayı çok sevdi şu an. Bayılıyor. Bayılıyor. Dışarıda durmaya bayılıyor. Evde de böyle balkonda falan durmaya bayılıyor. Ben şimdi montumu giyeyim. Drone'umuzla bir çekim yapacağız şimdi şu manzarada. Bir drone'u kaldıracağız. Dedik ki dün neden aklımıza gelmedi? Yani dün kaldırsaydık keşke diye düşündük ama yani yapacak bir şey yok. Unuttuk. O anın keyfine varırken bu ateşin böyle dedim ki yapacak bir şey yok Batu. Şimdi kaldırırız. Şimdi buradan kaldıracağız. Size de şöyle güzel güzel görüntüler çekeceğiz. İlk defa drone'la çekim yapacağız bu arada dışarıda. Ve de saçlarımı da hemen şöyle bir Dyson'la pıt pıt yaptım. Yani pratik yani böyle yerlerde. Makyajımı da çok hafif yaptım. Bu arada bugün de Özgür ablayla buluşacağız. O köprüden geçerken orada biz Starbucks'ta kahve içeceğiz. Yok bir şey olmaz durabilir. Çok güzel bir tatil oldu ya. Evet. Beni Instagram'dan takip edin. Fişt 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 yapacağız. Evet saldırıyoruz. Artık çıktık. Güzel bir tatil oldu değil mi? Onda çıktık, çekimini de yaptık. Evet. Rahat rahat. Bakın biz kimle buluştuk? Memo! Kahve alıyoruz. Yola da burada. Tabii ki de. Uyuyordu da arabada bırakamadım, kıyamadım arkadaşı. Uyandırdık yani yapacak bir şey. Zaten insanlar falan çok geçince uyanıyor. Kahvemizi işte. Evet. Saatlerde bebek seviyoruz. Teyzesi kurban olsun. O da tam uyku zamanı. Arabada bırakmak istemedim. Kıyamadım. Dedim alayım. Ama iki geçirdim ben de sevdi. Görmüş uyudu. Bütün oturmamız boyunca uslu uslu uyudu. İyi oldu. Bitti. Suşlu Şelalesi diye bir yer varmış. Sonra konuşamadım. Şelalesi. Şelalesi. Oraya gideceğiz. Eğer ki sonbahar için. Evet, sonbaharda çok güzel olduğunu söyledi. İdeal bir yer. Bakalım. Gezmek isteyenlere. Eğer gidersek size çok güzel görüntüler çekelim oradan da zaten. Diyorum ya Bolu'dan bile daha güzel oranın sonbahar. Bolu'dan bile daha güzel nasıl olur? Şöyle, çok içeride bir yer. Herkes gitsin. Yolu içeriye girdiğiniz daha yolda gidiyor. Değil. Yolu düzgün. Ama içeride olduğu için çok gidilmiyor. Bu taraflarda olsun. Hayır İstanbul'da rakın akın giderdi. Bursa'da olduğu için o kadar hani. Her gideriz ve İlkenler de gelir Bursa'da. Aa gidin keyif çıkarın. Bursa'ya da. Bir Bursalı olaraktan öneriyorum. Var mı öyle bildiğiniz bir yer? İskender'in meşhur olduğu küçük bir yer var. Tarihi bir yer var. Adını hatırlamıyorum da şimdi bunları bakalım. Baba kızıyor şimdi. Çok şeydi. Mıncıklama yasaktı şu an. Büyüdü ilk zamanları çok şeydi. Ama çok bebekti. Bir şu an daha şu an var ya yere bıraksan deli gibi koşturuyor. Bir avuç bir şeydi ama ilk öyle. Minnacık böyle ya büyüyor. Bak videoda izliyorum. Küçük şuraya kadardı. Peki bütün kardeşlerim böyle olsa. O kadar üzüldüm olanlara. Bir de kedi görmüş ya gördüm. Ay o kedinin yüzü sadece zaten var ya. İnsan gibi bakmış ya. Çocuk gibi bakmış. Böyle içim parçalandı. Ama hani sıkıyorlar. O kadar insanlar ayaklandı ki bence şu an o bir hani milat olacak gibi geliyor bana. Bu şerde bir hayır olur inşallah. Ben böyle bir şey resimlendir ama. Daha olsun barınak ya. Güvende olması gerekiyor hayvanların orada. Hani herkes çok iyi mesela barınaklar böyle pansiyon gibi. Ha. Evet çok iyi bakıyor. Çok iyi hani buradan iyidir. Hani sokakta şimdi mesela zarar görüyor ama aslında orada sevgiyle büyümüyor ki orada ya. Sevgiyle büyümeyi bırakın. Ne yaptıkları belli değil. Aç. Hepsi bir de toplananları ben gördüm. Hepsi yavruları olmuş. Daha yeni doğum yapmış. Sırlaştırma bile yok. Bile yani. Yani inşallah güzeldir gerçekten. Sen burada çok seviliyordun. Teyzen bile aşık oldu sana. Batu bana özür mü diyordu Özgür abla? En son öyle bir karar verdim. En son özür diyelim dedik işte. Çünkü abla yani abla gibi ablalık için. Gitti. Ama şu an hani öz alışkanlığı işte. Ben sana bir özür diyeceğim. Çok güzelsin böyle. Saçın çok, çok yakıştı. Çok yakıştı. Ben gittikçe şey oldu. Yazın böyle bir şey düşünüyorum biliyor musun? Kısaltıp. Daha çok modern. Ama ben bunun resmi almak istedim. Bir de yaptırmışken.
Özlü'nün söylediği yere gidecektik ama şu an yağmur başladı. Oraya gelmiştik ki yağmur yağıyor. Şu an Susurluk tesislerine geldik. Susurluk tostu yiyeceğiz. Ama burası mıydı orası ya? Şu tesise gireceğiz işte. O mu Susurluk? Şu an Susurluk tesisi. Sanki daha böyle yuvarlak bir meydan gibiydi. Yasa. Yasa diye bir yer. Yasa burası geldik. İşte. İşte burası Yasa diye bir yer. Bildiğim benimkisinde sucuk mucuk satılan böyle bir yer falan vardı meydan. Ortada olması lazım işte. Susurluk tostu vardı. Sen daha gittin yani böyle bir yere. Gittim tabii canım. Bunun içeri sonra otobüsler mi? Falan duruyor falan. Hı. Aa bir şeyler var. Yasa. Neyse burası da güzelmiş. Buraya aa Susurluk hatırası diyor ayran var. Tamam. Tamam oldu. Tamam oldu. Okey. Yoda uyuduğu için inşallah uyursa arabada bırakırız onu hemen biz yeriz. Oh. Sonra gelirim onun mamasını yerim. Onun mamasını mı yiyeceksin? Onun mamasını veririz. Onun mamasını da yiyeceğim. Hayda. Susurluk ayranı. Onun için mamasını da yiyeceğim. Ve Susurluk ayranıyla tostunu yemeden dönmek olmazdı tabii ki. Hemen içip yola devam. Yoda arabada uyuyor. Onu şurada bıraktık gözüm altında. Evim güzel evim. Hop bir anda evimdeyiz. Şimdi artık videoyu sonlandırıyorum burada arkadaşlar. Size şelaleye falan gelecektik ama hava durumu o kadar kötüydü ki. Maalesef ki gezemedik ama size güzel görüntüler sunduğumu düşünüyorum. Bu arada Vlogmas serisine başlıyoruz. Hatta bu videoyla başlamış bile olabiliriz. Aralık ayı boyunca her gün video gelecek. Bir aksilik olmadığı sürece bizi... Oh yarısın. Yoda ile eğitimimize, maceramızı izlemek isterseniz kanalıma abone olmadan kanalından ayrılmayın lütfen. Bizi sevdiyseniz de videomuzu beğenmeyi ve bir sonraki videolarımızı kaçırmamak için de bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Yorumlarınızı da bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşürüz. Aralık'ta her gün birlikteyiz. Sizleri seviyorum. Öptüm. Sağlıklı kalın. Hoşça kalın. Bay bay. Hadi gel bay bay diyelim. Bay bay. Bay bay. So bright, they look into my soul and it sparks my life. Can I take you there? Like it was the first time, do you remember? Can I take you there?